yaklaşık 2 aydır BITS ve hemen hemen birçok bölgesinde operasyonlar var. Aslında biz birincisi bunu seçim sonuçlarına bağlıyoruz. BITS'te gerçekten Mayıs ayında son genel seçimlerde BITS üzerine düşeni yaptı. Ve doğal olarak sistem de bu alınan sonucu açıkçası hazmedemiyor. O anlamda BITS'te nereden bakarsanız bakın büyük bir operasyon, büyük bir baskı, büyük bir zulüm yapılmaya başlandı sistem tarafından. Özellikle köylerimizde bu yoğun bir şekilde var. Bundan yaklaşık bir ay önce biliyorsunuz Hizan'da Temmuz'un başındaydı. 4 Temmuz'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Hizan'ın o Nizari Aze bölgesinde dediğimiz yaklaşık 10 köyde 4 gün süren bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. O 4 günden sonra sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. 15 günlüğüne özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Ve o süreç içinde o özellikle Hulaypür köyünde birçok tahribatlar yapıldı. Köylüler üzerinde baskılar kuruldu. Köylülerin yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda 30 metre genişliğinde bir alan tamamen fındık bahçeleri, işte meyve bahçeleri, ekim bahçe ekinler, sulama kanalları tahrip edildi. Doğaya büyük bir zarar verildi. Köylüler mağdur edildi. Köy 21 köylüyü ilgilendiren bir mağduriyet vardı ortada ve köylülerin gidip işte şikayet etmesi üzerine biz orayı tapularız, gerekli şeyleri veririz, fazla şey yapmayın gibi sebeplerle köyleri kendi başlarından savdılar. Biz de köy, o zaman da biz köye gittik. Köylülerine yapılan o tahribatı, doğa tahribatını gündeme getirdik. Kamuoyuna duyurduk. Kamuoyunda açıkçası yeterli desteği alamadık. Biz hep şunu söylüyoruz. Bugün elbette ki biz bütün coğrafyaya sahip çıkmamız lazım. Doğaya sahip çıkmamız lazım. Ormanlara sahip çıkmamız lazım. Akbelen'e gösterilen korkunç bir hassasiyet var. Biz bundan memnunluk diyoruz. Ama aynı hassasiyetin onda biri kadar da lütfen bu Kürdistan coğrafyasına gösterilsin. Aynı hassasiyetin, çünkü burada da doğa var, burada da ormanlarımız var, burada da insanlarımız var, burada da canlılar var. Bu hassasiyeti diğer muhalefet grubunun da veya muhalif olan kesimlerin de Kürdistan coğrafyasına göstermesini istiyoruz. Güvenlik gerekçeleri, coğrafya tahrip ediliyor. Tekrar insansızlaştırmak istiyorlar. Adeta bir ceza verme gibi, bir intikam alma gibi bir durum var ortada. Ve bildiğiniz gibi bir haftadır da şu anda içinde olduğunuz Peyndas köyünde de aynı şekilde bir köylülerin mağdur edilmesi var. İşte köyün abluka altına alınması var. Köydeki işte insanların yaşamını sürdürebilmesi için hukuksuz bir şekilde köylere baskı var. Bildiğiniz gibi 10 kişiye yakın köylümüz gözaltına alındı. Bunlardan bir tanesine korkunç işkence yapıldı. Bu raporlandı ve bunlardan 5'i de dün tutuklandı. Ve baktığımız zaman aslında sanki bu operasyonlar yine bölgede devam edecek. Aslında işin asıl sebebi demin de dediğim gibi seçim sonuçlarını hazmedemeyen iktidar, seçim sonuçlarını hazmedemeyen sistem bölgeden intikam almak istiyor. Bölgeyi insansızlaştırmak istiyor. Tekrar köyleri açıkçası boşaltmıyor ama boşaltmaya zorluyor köyleri. Köylerini terk etmeye zorluyor ve bu şekilde de kendine göre bir insansızlaştırıp bir de önümüzdeki süreçte de istediği sonucu elde etmek için baskı uyguluyor. Bir sistematik işkence haline, bir sistematik politik haline getirmiş ve bölgeyi insansızlaştırıp bundan sonraki süreçte de bunu uygulamak istiyor. Belli ki Bitlis bir yara olmuş içinde, yani bir dert olmuş içinde ve Bitlis'i bu konuda açıkçası hedefe koymuşlar. Direnci göstereceğiz, yasal haklarımızı kullanacağız. Hem halkımızın, köylülerimizin yasal hakları neyse onu kullanacağız. Bu noktada dediğim gibi bütün yasal haklarımızı zorlayacağız ve topraklarımızı, yurdumuzu terk etmeme adına bütün mücadele üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip mücadelemizi devam ettireceğiz.